ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Mansur Yavaş şu anda toplantı salonumuza giriş yapmışlardır. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Hoş geldiniz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Mansur Yavaş. İyi de önümüz belediye seçimi. Hepimiz sevgiyle ve kardeşlik bir arada yaşamak istiyoruz. Şeffaf ve adalet. Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekillerim, demokrasinin temel taşı muhtar mesai arkadaşlarımız inşallah diyerek hepinize hoş geldiniz diyor ve selam ve saygılarımı sunuyorum. Seçim nedeniyle gezdiğimiz bütün ilçelerdeki mahalle ve köy muhtarlarının büyük şikayetleri var. Yine Ankara merkezdeki muhtarlarımızın da çok şikayetleri var. Özellikle belediyedeki ulaşılmazlık ve problemlerin çözülememesi noktasında çok şikayetçiler. Bizler inşallah göreve geldikten sonra bir defa mahallelerde alınacak kararlarda mutlaka ve mutlaka muhtarın söz sahibi olmasını istiyoruz. Muhtara sorulmadan da o mahallede hiçbir şey yapılmamasını istiyoruz. Daha önceki Sayın Karayalçın döneminde mahallede yapılan bir müteahhitin yaptığı işi mahalle muhtarı imzalayıp onaylamadığı müddetçe parası ödenmiyormuş. Sonradan bu uygulama kaldırılmış. Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olduktan sonra yaptığımız anketlerde Ankara merkezinden gelen muhtarlarımız için anlatıyorum. En büyük sorunun ulaşım, trafik, su problemi, çarpık kentleşme ve yeşil alanları olduğunu tespit ettik. Ancak şu andaki ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle belediyelerden neler bekliyorsunuz diye sorduğumuzda hepsinin üzerine çıkan bir şey var. Hepsinin üzerine çıkan olay ekonomik sıkıntı, işsizlik, geçim sıkıntısı. O zaman projelerimizi ele alırken öncelikli olarak Ankara'nın ekonomisini nasıl canlandırırız? Ankara'daki işsizliği nasıl önleriz? Projelerini öne çıkarttık. Zaman zaman tartışıyoruz. Tartışırken projesi yok diye iddia ediliyor. Proje kitapçığını herkese dağıttık. Cumhuriyet'in 100. yılda 100 tane proje diye. Ancak yıllardır hep böyle Ankaralı hemşehrilerimizin parasını içi boş projelere, çılgın projelere harcadıkları için artık bizim sosyal dayanışmayı gerektiren ve aslında şu gün için en önemli olan Ankara halkını zengin etmek, işsizlikten kurtarmak, Ankara ekonomisini canlandırmak projesini proje olarak görmüyorlar. Ben rakibimle ilgili geçen bir muhabirlere şunu söyledim. Sadece salon toplantılarıyla bu seçim geçmez. Lütfen korumalarınızdan sıyrılıp halkın içerisine çıkın, esnafın içerisine çıkın, OSTİM'i, İvedi'yi gezin, siteleri gezin, bakın oralardaki vatandaş neler söylüyor. Ankara'daki işsiz vatandaşlar neler söylüyor. Maalesef iyi dikkat edin, bazı küçük ilçeler haricinde rakibimiz Ankara halkının içerisine çıkıp onlardan oy isteyemiyor. Sadece ve sadece salonlara toplantılar yaptırıp aramalardan geçtikten sonra eğer kendisi bir salona gidecekse en son Atu'da oldu. Önce köpekler arıyor o salonu, ondan sonra toplantıya başlıyor. Basına çıkar mısınız diyorlar, izin almam gerekir diyor. Siz peki belediye başkanlığını nasıl yapacaksınız? Sürekli olarak anketlerde açıldıkça diller, üslup bozulmaya başladı. Ve her gittiğimiz yerde de biz bu üsluba asla uymayacağız dedik. Ama bahsedeceğim iki tane konu var. Rakibimiz, ben Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaptım. Burada Beypazarlı muhtarlarımız var. 99'da 2009 arası yaptıklarımı hepsi biliyor Beypazarı'nda.
Elbette yapamadığımız da vardır ama ben ilçe halkımızına ekonomik olarak büyük katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Sayın Genel Başkanım, rakibim de televizyonlarda diyor ki bütün projelerimi gerçekleştirdim. Muhtarlarımızın bakmasını isterim. Şehri Derya projesi var. Şehrin içerisine deniz getirecek. Yok böyle bir şey. Gondolla gezilecekmiş. Diyorlar ki biz gondoldan şimdi indik diye takılıyorlar. Öyle bir şey yok. Central Park yapacağım diyor. O yok. En önemli projesi de efendim 2005-2011 arası Kızılırmak Nehri'ni Kayseri'nin içerisine böyle dolana dolana geçirecekmiş. Nehir Kızılırmak razı olmamış, onun için getirememiş anlaşılan. Bunu neden anlatıyorum? Bunu eleştirmemin sebebi Ankara'da Türkiye'nin her yerinde bu kadar yokluk varken böyle çılgın projelerle işimiz yok. En önemli proje insana yapılan proje, onun eğitimine yapılan proje, onu ekonomik olarak kalkındırmak. Bu nedenle biz de projelerimizi yaparken hep bunları dikkate aldık. Sayın Genel Başkanım, rakibimiz bizim bir seçim boyunda harcadığımız parayı bir günde harcıyor. Gerçekten buna bizim ulaşma imkanımız yok. Aslında şunu da söyleyeyim. Bir seçim boyunca bu kadar yokluk varken bu kadar para harcanmasını da doğru bulmuyoruz. Bu nedenle ben özellikle köylerden gelen muhtar arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ankara'da hiçbir zaman bir sahibiniz olmadı. Bundan sonra diyorum ki Ankara'daki muhtarlarımızla birlikte Ankara Belediyesi'nin giriş kapısına şöyle bir talimat verilecek. Herhangi bir muhtar geldiği zaman öncelikli olarak niye geldin, kimi göreceksin diye sormadan mutlaka ve mutlaka görüşmek istediği kişiyle görüştürülecek. Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Mansur Bey cümlelerine şöyle başladı. Mesai arkadaşlarım diye başladı. Aslında çok önemli bir cümle bu. Ne demek mesai arkadaşlarım? Ben de seçimle geliyorum, siz de seçimle geliyorsunuz. Beni de halk seçiyor, sizi de halk seçiyor. Dolayısıyla birlikte çalışacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. El ele verirsek Ankara'yı 21. yüzyılın en önemli başkentlerinden birisi haline getireceğiz diyor. Demokrasinin güzelliği de bu zaten. Muhtar arkadaşlarım seçildiler, halkın desteğini aldılar. Sizlerin desteğiyle inşallah Mansur Başkan'ı da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtacağız ve hep birlikte gideceğiz, kahvesini içeceğiz.